Merhabalar arkadaşlar. Şimdi sizlerle B1 seviyesinde bir iki tane alıştırma yapacağız. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Şunu yapmamıştım. Şu dörtten başlayalım. Wel he ratschläge würden Sie Ihrem Freund, Ihrer Freundin geben? Schreiben Sie. Ne diyor? Arkadaşınıza hangi tavsiyeleri verirdiniz? Yazın diyor. Birinci arkadaşımız ne demiş? Ich musste schon wieder den Schlüssel Dienst rufen. Ben diyor, şimdi diyor tekrar anahtarcıyı aramak zorundayım diyor. Herhalde anahtarını kaybetmiş. Buna ne diyeceğiz? Du soll testle başlayacağız. Başlangıcını vermiş. Ne diyebiliriz? Anahtarını kaybettiyse. Du soll test ne yapabilir? Önce Türkçe düşünelim. Anahtarını kaybetmiş bir insan anahtarcıyı arayacak. Okey. Vallahi anahtarcıyı aramasını tavsiye ederiz. Başka ne tavsiye edeceğiz? Öyle diyelim. Du soll test den Schlüssel Dienst rufen. Öyle diyelim. Ama o anlayamadım tam. Evet, neden du soll test dedik? Du soll test yapmalıydın. Yani birazcık daha kibar. Hani du sollst ta göre hani yapmalısın, yapmalıydın. Hani Türkçede de vardır ya, şöyle şöyle yapsaydın keşke. Onun için zol test bir şey tavsiye ederken burada preteritum halini kullanıyoruz. İkinciye bakalım. Ich will ein Tablet, aber Tablets kosten noch so viel. Ha. Bir tane tablet alacakmış ama tabletler çok pahalıymış. Buna ne diyebilirim? Du könntest. Şöyle şöyle yapabilirsin diyeceğiz. Buna nasıl bir şey diyebilirim? Du könntest ikinci el alabilirsin diyelim. Kullanılmış. Nasıl diyebiliriz? Du könntest ein gebraucht. Nein. Kullanılmış. Ne demekti bir bakalım. Arkadaşlar. Kullanmak. Verwandten gebrauchen. Ha, gebrauchen de. Gebraucht. Gebrauchte. Ein gebrauchte Tablet kaufen. Evet. Yani dedik ki madem tabletler çok pahalı, sen de bir tane kullanılmış tablet alabilirdin. Yani ikinci el tablet alabilirdin. Böyle bir şey tavsiye ederken preteritum kullanıyoruz. Du kannst değil, du könntest. Fiilimiz değişmiyor. Kaufen, modal verb artı fiilimiz infinitif halinde. Üçüncüye bakalım. Oh yeah, meine Kamera ist kaputt. Kamerası bozulmuş. Ich würde sana yeni bir kamera hediye edebilirim. Veya yok ha. Ich würde yapabilirdim gibi bir şey diyeceğiz. Ich würde alabilirdim diyelim ya. Sana yeni bir kamera hediye edebilirdim diyelim. Ich würde dir eine neue Kamera Schenken. Yani ne dedik? Kamerası bozulmuş. Sana yeni bir kamera hediye edebilirdim.
Dördüncüye bakalım. Mein Handy macht immer Probleme. Cep telefonu hep sorun yaratıyormuş. Ich kann dir nur empfehlen. Bunu da yeni bir cep telefonu almasını diyelim. Ich kann dir nur empfehlen ein neues Handy zu kaufen. Ben sana tavsiye ederim ki yeni bir cep telefonu almayı. Burada da bir su plus infinitif yapısı var. Kaufen satın almak. Su kaufen satın almayı tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar. Kontrol ederiz az sonra. Şurayı da yapalım. Burada da bir tane var. Hatta bir tane de burada var. Hepsini yapalım öyle kontrol edelim. Was waren Ihre letzten Kaufentscheidungen? Schreiben Sie die Sätze zu Ende. Sizin diyor son alışveriş kararınız neydi? Cümleleri tamamlayınız diyor. Ich habe gekauft, obwohl nokta nokta. Ich informiere mich meistens, weil bilmem ne. Obwohl es ziemlich viel gekostet hat. Buraya da kendimiz yazacağız bir şeyler. Bize bırakmış. Ich habe ein neues ein neues Handy gekauft diyelim. Ben yeni bir cep telefonu aldım. Obwohl ich yeni bir cep telefonu aldım ama ihtiyacım yoktu diyelim. Obwohl ich keins gebraucht hatte. Habe. Obwohl ich keins gebraucht. Brauchen. Hemen onun brauchen'ın şey particip sıvay haline bir bakalım internetten. Şuradan bakalım arkadaşlar. Brauchen. Evet. Ne çıktı? Ich habe gebraucht. Evet, gebraucht diyeceğiz. Ich habe gebraucht. Obwohl ich keins gebraucht habe. Verb sona gitti arkadaşlar. Obwohl'de buna dikkat ediyoruz. Ich informiere mich meistens. Yani sich informieren fiili var. Meistens über informieren über preposition olarak über kullanacağız. Ich informiere mich meistens über über die Preise diyelim. Fiyatlar üzerine bilgilendiriyorum kendimi diyelim. Weil es immer ne diyebiliriz? Fiyatlar üzerine kendimi bilgilendiriyorum çoğu zaman. Weil es immer verschiedene Preise gibt. Neden? Çünkü her zaman farklı fiyatlar oluyor. Evet arkadaşlar. Gene fiil sonda. Gibt. Es gibt. While olduğu için fiil sonda. Obwohl es ziemlich viel gekostet hat. Oldukça fazla tutmasına rağmen fiyat olarak tutmasına rağmen obwohl yapısı var. Burada fiil gelecek şimdi. Çünkü şurası ayrı bir cümle. Burası yan cümle. Daha doğrusu burası yan cümle. Burası bizim cümle. Ama başta şu olduğu için fiil burada başta olacak. Obwohl es ziemlich viel gekostet hat. Habe ich habe ich es gekauft.
Cümleler çok basit oldu ama önemli olan gramatik arkadaşlar. Burada obvol ve while yapısını çalışmak için bunları çözdük. Obvol fiil sonda, obvol başta, fiil başta. Habe ich es gekauft. Yani çok pahalı, oldukça pahalı olmasına rağmen ben onu satın aldım. Evet, bunlar biraz kolaydı. Şuradan devam edelim. Şu 8'e bakalım. Mein Fernseher funktioniert nicht, weil es setze kann ein Kunde verwenden. Ergänzen Sie die Verben in der richtigen Form. Evet arkadaşlar, televizyonu çalışmıyormuş. Hangi cümleleri kullanır diyor bir müşteri. Fiilleri doğru formlarında düzenleyiniz diyor. Evet. Fiillere bakalım önce. Finden, bulmak. Funktionieren, çalışmak. Çalışmak derken yani bir aletin çalışması. Telefonun çalışması, buzdolabının çalışması gibi. Gebrauchen ikinci el kullanılmış. Gehen gitmek, haben sahip olmak, kaufen satın almak, kontrollieren kontrol etmek, lösen çözmek, umtauschen değişmek. Evet. Bakalım hangisine hangi cümle gelecek, fiili gelecek. O fiili de hangi yapıda, hangi tenste, hangi zamanda kullanacağız? Şimdi göreceğiz. Mein Fernseher funktioniert schon wieder nicht richtig. Funktioniert. Burada funktioniert gelecek. Bunu çizelim hemen. Benim televizyonum yine tekrar düzgün çalışmıyor. Das letzte Mal haben Sie gesagt. Son seferde siz demiştiniz ki dass Sie alles nokta nokta haben. Alles, das sie alles, yani siz her şeyi kontrol ettik, kontrolliert haben. Her şeyi kontrol ettik demiştiniz. Kontrolliert ne oldu? Participle zwei oldu. Onu da çiziyoruz. Aber das Bild ist immer noch unscharf. Ama diyor ekran diyor, görüntü diyor, resim diyor. Hala immer noch hala unscharf. Unscharf herhalde keskin değil, yani net değil anlamında. So kann ich den Fernseher nicht ben diyor televizyonu ne yapamam? İzleyemem diyecek ama burada izlemek yok. Finden, gebrauchen, gehen, haben, kaufen, lösen, umtauschen. Neyse arkadaşlar, devam ettikçe çıkacaktır. Bazıları şey olabilir. Burayı boş bırakalım, tekrar döneriz. Das so nicht. Das geht so nicht. Bu şekilde olmaz diyor. Ha. Ich habe das Gerät erst vor 9 Monaten bei Ihnen gekauft. Ben diyor bunu bu aleti diyor İlk başta diyor, bu aydan, yeni aydan önce diyor, sizden aldım. Bei Ihnen gekauft. Buraya gekauft, kaufen fiili gelecek. Particip zwei olarak, yani perfekt olarak. Und noch über 2 Jahre Garantie. Und haben haben'ı da past çevirebiliriz. Gehabt yapabiliriz. Und gehabt noch über 2 Jahre Garantie. Yani 3 yıldan fazla garantim vardı diyor. Ich will jetzt ein neues Gerät. Şimdi diyor yeni bir alet istiyorum diyor. Sie müssen den Fernseher, televizyonu diyor değiştirmek zorundasınız. Umtauschen. Umtauschen. Burada model verb olduğu için umtauschen direkt infinitif halde yazıyoruz. Es einfach nur ärgerlich. Ha. Ben diyor onu biraz sinir bozucu buluyorum diyor. O zaman finden gelecek. Ich finde. Es einfach nur ärgerlich. Das ich dauernd Probleme damit habe und sie das Problem nicht lösen. Yani burada da lösen çözmek. Problemi çözmüyorsunuz diyor. Z dediği için lösen direkt gelecek. Ne kaldı eksik?
Ha, gebrauchen kaldı. Gebrauchen kullanılmış dedik ama herhalde ihtiyaç. Az önce baktığımız gibi ihtiyaç olabilir. Bir bakalım gebrauchen. Gebrauchen kullanmak. Ha. Gebrauchen kullanmak kullanılmış ikinci el olduğu için kullanmak. Doğru. So kann ich den Versen nicht gebrauchen. Evet arkadaşlar, boş bıraktığımız yer kendi kendine çıktı ortaya çok kolay bir şekilde. Gördüğünüz gibi bu şekilde yaparsanız illa bir şey yerleştireceğim diye zorlasaydık buraya belki bir şey yanlış bir şey koyacaktık. Bu sefer buraya yanlış koyduğunuz için şunları bulamayacaktık. Kafamız karışacaktı. Onun için kesin emin olduklarınızı yazın. Şüphelendiklerinizi sonra bırakın. Siz burada eleme yaptıkça o kendi kendine çıkacaktır. Bu da güzel bir text tekniği olarak size örnek olsun. Başka bu sayfada yok arkadaşlar. Yine denk gelirse yine video çekerim. Umarım faydalı olmuştur. Video ile ilgili sorularınız varsa yorum olarak sorarsanız cevaplamaya çalışırım. Tavsiyeleriniz varsa onları da seve seve dinlerim, kabul ederim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.